...çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Şöyle sizi davet etme sebeplerimizden birisi de... ...benim açımdan orada bulunduğum süre içerisinde... ...bir ilk giden ekiplerdendi hmm. İHH ekipleri. Arama kurtarma konusunda bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla... ...en organize, en kalabalık ekip sivil toplum kuruluşu olarak... ...İnsan Yardım Vakfı. Hmm. Biz çok enteresan hmm. görüntülere şahitlik ettik orada... Yani İzmir Marşı okuyarak enkazdan çıkan İHA'nın kurtardığı insanların orada İHA ekiplerinin tekbir getirdikleri, çıkarılanların İzmir Marşı okudukları, sonra kucaklaştıkları sahneler gördük. Ve dedik ki sizle de konuşalım. Önce teşekkür ediyorum. şahsım adına da orada gayret gösteren şahsınıza ve tüm ekibinize, tüm sivil toplum kuruluşlarına ee, ...gördüğümüz, omuz omuza durduğumuz... ...hiçbirbirimizi tanımadığımız arkadaşlar vardı. Üzerlerinde isimleri İHA yazılı ama... Ee, ...şöyle de başlayalım. Siz nasıl haber aldınız? Haber aldıktan sonra ne yaptınız? ...la başlayalım. Evet, öncelikle Allah razı olsun... ...gerçekten güzel bir... ...özetleme yaptınız. <laughs> ee, tabii bütün halkımızın başı sağ olsun. Ee, bu sadece... Türkiye'de de Suriye'de de olan bir deprem olduğu için Suriye halkının da başı sağ olsun. Nitekim bütün dünyada Türkiye ve Suriye depremi olarak bu ifade edildi. Bu deprem olduğunda arkadaşlar hemen harekete geçmiş. Yani ben o yüzden İHA'yı tarif ederken başkanını ve yönetimini aşan teşkilat olarak tarif ediyorum. Siz neredeydiniz? Ben İstanbul'daydım. İstanbul'daydınız. Ben İstanbul'daydım, ama deprem e, olduktan birkaç dakika sonra bölgedeki arkadaşlarımız enkaz başındaydı. Saat beşte arama kurtarma ekiplerinin görüntüleri var. Yani e, arama kurtarma ekipleri özellikle Hatay'daki, İskenderun'daki yani kendi illerimizdeki arama kurtarma ekiplerimiz hemen başlamışlar. Bu çok tartışıldı ama yani şöyle doğru da ben doğru dedim evet. çok geç müdahale edildiği. Sayın Cumhurbaşkanı helallik istedi Adıyaman'dan hataya evet. geciktik dedi enkazın çokluğuyla da ilgili o yüzden şerh düşmek için söylüyorum bunu evet. sizin az sayıdaki personelle orada az sayıda binaya müdahale edebilmiş olmanız lazım. Evet şimdi tabi önce e, öncelikle şunu söyleyelim bizim şöyle bir tecrübemiz var bakın biz Pakistan devletin devletine Pakistan depremi sırasında danışmanlık yaptık. ...yani bize bir uçak tahsis ettiler... ...biz havadan depremin boyutlarını inceledik... ...ve o zaman hiç unutmuyorum... ...ben kendim dönemin... ...Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı arayarak... ...burada Kızılay'ı arayarak... ...bütün herkese... ...bu deprem çok büyük... ...bilinenden daha sonuçları kötü... ...diye haber verdim... ...bütün dünyaya da biz haber verdik o zaman... ...ve daha önce... ...Marmara depremi tecrübemiz vardı ki... ...Marmara depremi İHA'nın Belki de ilk arama kurtarma faaliyeti yaptığı yerdir. Yani bütün e, her tarafta enkazlarda çalışmıştık. Sonra Adana depreminde e, koordinasyonda görev aldık, biz yönettik bir dönem. Yine Van depreminde ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimizdi. Bunun tabii şöyle bir sebebi var. E, biz bütün illerde teşkilatları kurduk. Hem e, yardım faaliyetleri yapıyorlar hem de arama kurtarma ekipleri yetişti. Sağ olsun e, Afat Başkanı e, Yunus Bey'in de gayretleri oldu İçişleri Bakanı Süleyman Bey'in yönlendirmesi olduğu e, akreditasyonlarımızı arttırdık. E, çok eleman yetiştirdik. Her ilde eleman yetiştirdik. Hatta hedefimiz bütün sokaklarda, mahallelerde, ilçelerde, köylerde arama kurtarma ekiplerini yetiştirmek. Çünkü Türkiye zaten deprem bölgesi üzerinde olan bir ülke. O nedenle biz ulaştık ama sayımız azdı tabii yani o kadar büyük yıkıntıya hepsine ulaşma şansımız yoktu. E, fakat buna rağmen arkadaşlarımız çok ciddi gayret gösterdiler. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. E, illerden arabalarına binip de gelip arama kurtarma çalışması yapan İHA'lı insanlar yani arama kurtarma ekiplerinin dışında. Bu şu açıdan önemli. Bu arama kurtarma çalışmalarında sadece bilgiye ve alete araca gerek, gerek yok. Yani ilk geldiğiniz anda elinizle bile e, bir duvarın arkasındaki insanı çıkartabiliyorsunuz. Biz çok çıkardık. Ya ben kendim de gittim oraya. Sabahleyin ben yola çıktım. E, akşama kadar e, minibüsün içerisinde koordinasyonu yaptık. Baktım ki zaten bütün ekipler oralarda. Akşam Adana'ya gittim, sonra İskenderun'a gittim. İskenderun. Aynı gün depremin aynı, de, aynı gün, gün akşam aynı gün aynı gün. Ama ben zaten yoldayken Adıyaman'a mesela bizim Van'dan ekipler gitti, Batman gitti, Van ekibi, Batman ekibi gitti, birkaç ilden daha giden oldu. Ha sayılar yeterli değil. Ama buna bile insanlar dört elle sarılmışlardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani arama kurtarma kıyafeti giyen veya giymeyen. Ben arama kurtarma yapacağım diyen insanlar e, insanları herkes o kadar saygı ve sevgiyle ve e, minnettarlıkla bakıyordu ki e, çünkü insanlar şoktaydı. Şimdi siz zaten orada oldunuz. Mesela ben ilk gittiğim gün şahit olduğum bir hadise var. İnsanlar sadece geziyor. Her taraftan Doğru. sesler geliyor. E, hele akşamleyin korku filmi gibi yani bütün elektriklerin söndüğünü, zifiri karanlık olduğunu düşünün. Böyle bir ortamda çığlıklar var. Çığlıklar var. Çığlıklar var. var. Ee, bir de tabii şöyle bir hadiseyle karşılaştık orada. Bunun e, zararlı kısmı da var ama faydalı kısmı da oldu. Yani burada hayır ve şer hep iç içe oldu. Bir dolu yağıyor, bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. Yani böyle dakikalar içerisinde geçişkenlikler var. Mesela İskenderun'a e ilk gittiğimde, bir enkaza gittim arkadaşlar hemen götürdük İskenderun'da Allah razı olsun İHA ekipleri gerçekten ilk günlerde ciddi çalıştılar İHA ekipleri oradaydı bir enkaza gittik bir kızcağız böyle oturmuş bekliyor ateşin başında ben de enkazın üstüne çıktım biraz yüksek enkazdı bir Yatağın üstünde bir anneyle ile 10-12 yaşlarını tahmin ettiğim bir erkek çocuk vefat etmiş. Indim oradan, arkadaşları onu alacaktı. Kızın yanına gittim. Kızım burada ne bekliyorsun dedim. Gözleri dolu bir şekilde abi dedi. Annemle kardeşimi bekliyorum. Nere neredeydi dedim. Baktım tam benim o cesetleri gördüğüm yeri tarif etti. Şimdi bütün savaşları gördüm hemen hemen, yani şu 30 yılda görmediğim savaş kalmadı. Irak Savaşı'nı, Suriye Savaşı'nı, Çeçenistan'ı, Keşmir'e gittim, Afganistan'a gittim, Bosna'yı, Makedonya'yı, Kosova'yı, hepsini gördüm. Çok da ceset gördüm. Çok depremlere şahit oldum, oralarda da çok cesetler gördüm. Ve Bosna'yı gördüm. Ama değişmeyen bir şey var. Yakınları ölen insanlara ölüm haberi vermek her zaman ağır ve gerçekten zor. Şimdi kıza söyleyemedim bunu. Sonra biri geldi, Bülent abi dedi, baktım eski bir milletvekili bizim o bölgeden, eski tanıdıklarımdan. İşte abim vefat etti de dedi, dedi, hanımını ve çocuğunun çıkmasını bekliyoruz. Bu kız senin neyin olur dedim. Bir yeğenim dedi işte onun annesi. Dedim ki şimdi ben kızın yanına gideceğim. Sen de gel. Orada diyeceğim ki burada şimdi makinaları getireceğiz. Büyük makinaları. Bir enkaz çalışması yapacağız. Burası çok gürültülü olacak. Toz duman olacak. Kızım sen köyüne git. Annem ve çocuk çıkınca ben sana getiririm. Kıza öldü diyemedim. Babasının zaten ölüm haberini almış. Sonra oradan gittim. Bakın bu mesela e, bu o, şeyde arama çalışmalarında bütün sivil toplum kuruluşları, sonra devletin kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar gerçekten e, ilk şaşkınlığı attıktan sonra ilk iki gün üç gün bir şaşkınlık oldu. Orada zaten sivil toplum kuruluşları çoğunlukla boşluğu doldurdu. Bu vesileyle onu da söylemek isterim. Aslında e, bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülke devletiyle ve milletiyle beraber olan bir ülke. Doğal olarak bazen devlet çok hızlı hareket eder, bazen halk hızlı hareket eder. Yani bütün afatlarda da böyledir, savaşlarda da böyledir. Bu boşlukları doldurarak gitmek lazım. Şimdi ilk günlerde sivil toplum kuruluşları biraz daha hızlı hareket etti. Bunu fark ettik. Ama süreç içerisindeki 2-3 gün içerisinde... Yani ilk 2-3 gün devletten daha hızlı hareket edildi. Daha hızlı hareket edildi. Bunun da sebebi şuydu. Afat mesela o, o, bölgedeki afatlar zaten enkaz altında kaldılar. Yani afete <laughs> müdahale edecek olanlar Tabii çok enkaz altında oldunuz. kalan olduğu mekanizmalarını işletme konusunda e, harekete geçemediler ama ne yaptılar mesela sivil toplum kuruluşlarının önünü açtılar. Yani aslında oradaki afat kurumları ikinci gücü devreye koydu. Yani sivil toplum kuruluşlarının hareket etmesi ki afat koordinasyonunda oldu. Mesela ben kendim Adana'dayken ilk Adana'ya geldim bir şeyde sektörde çalışma var yani bir enkazda arkadaşlar işte canlı çıkartıyorlar cansız çıkartıyorlar bekleyenler var ağlayanlar var derken bir haber geldi Adıyaman'da ihtiyaç var diye uzaktan da bir grup geliyor baktım İHA'nın bir ekibi Şimdi e, hemen çağırdım yanıma. Dedim siz nereden geldiniz? Dediler Muğla ekibiyiz. Peki sizi Adıyaman'a göndersem gider misiniz dedim. Başındaki arkadaş dedi ki abi ben İslahiye'ye gitmem lazım. Yakınlarım dedi orada göçük altında. Onlar için harekete geçtim dedi. Dedim ki bak Adıyaman çok yalnız kaldı. Adıyaman'ın çok ihtiyacı var. İsaiye'ye ben ekip gönderdim, yönlendirdim. Adresi ver oraya da gitsinler dedim. Dedi arkadaşlarla bir görüşeyim. Gitti. Biraz sonra geldi ağlıyor böyle. Abi dedi madem İsaiye'ye ekip gitti bugün şu benim yakınım bu benim yakınım denilemez dedi. Adıyaman'a gideyim dedi. Hemen orada karayoluna baktık imkan görünmüyor. Yunus Sezer Bey'i aradım Afat Başkanlığı. Allah kendisine razı olsun. Bana sadece şunu söyledi. Ne istiyorsan sadece söyle dedi. Dedim helikopter istiyorum. Biraz sonra döndü. Dedi helikopterin uçuş şartları müsait değilmiş. Hava şartları. Ama uçak verebiliriz dedi. O gün İncirlik'ten bir uçak ayarladılar. Yine adını bilemedim. Böyle sarı elbiseli. Beni dinliyorlarsa haklarını helal etsinler. Bir grup gördüm. Oraya en az 60 kişi uçağa bindirmemiz lazım ki bir şey olsun, anlamı olsun. Onlara dedim, beni tanıyor musunuz? Oradakiler dedi, başkanım tanıyoruz dediler. Bu grup kimdir, nedir? Hiç haberim yok. Bakın, meydanda hangi birimden olursanız olun, hangi STK'dan, hangi düşünceden olursanız olun, arazide öyle bir yardımlaşma var ki. Dedim, sizi Adıyaman'a gönderebilir miyiz? Olur dediler. Onları da bizim Muğla ekibinde bindirdik, uçakla Adıyaman'a gönderdik. Şimdi düşünün, Afat ne yaptı? Bize uçak tahsis etti. İşte Afat ne yaptı? Bize e, aletler verdi, araçlar verdi, arkadaşlar organize ettik. E, İskenderun'a gittiğimde ilginç bir şeyle karşılaştım, orada bir şey fark ettim. E, birinci sektörde çalışıp işte bu biraz önce anlattığım hikayeye şahitlik yapınca ikinci sektöre gittim. E, baktım Musayri bir aile. Ve bizim arkadaşlar çalışıyor. Beş tane sağ. Onları çıkarmaya çalışıyor ama... E, çok kötü bir yıkım. Yani tepeye doğru çıkıyorsun. Oradan tekrar içe doğru geliyorsun. Ben de girdim oraya. İçe doğru geliyorsun. Buradan tekrar bu tarafa doğru bir şey. E, ve acayip bir dolu yağıyor. E, ve... Oraya baktım. Biraz sonra yine bir sürü Nusayri gençle geldi. Onlar da başka sektörlerde çalışmaya gidiyor. Mesela Sünnisi de, Nusayrisi de, Alevisi de hiç kimse bir ayrım yapmadı. Herkes sadece insan kurtarma peşindeydi. Ama ben İskenderun'u mesela şey zannediyordum. Binaları baktım hep şey çöken binalar var zannediyordum sadece. Biraz İskenderun'u gezdim ki bütün binalar kullanılmaz hale gelmiş. Dehşet bir yıkım. Ee, sonra e, haber verdiler. Dediler ki Suriye'de durum kötü. Şimdi e, Türkiye'de e, bir ırkçılık söylemi var, nefret söylemi var. E, bakıyorsun İskenderun'da, Hatay'da sadece Türk kökenli değil, Suriye kökenli insanlar da enkaz altında kalmış. E, e, Suriye'nin içerisinde de böyle bir yıkım var. E şimdi biz bütün dünyaya giderken ne diyoruz? Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan her yere gideceğiz değil mi? Mesela hatırlarsanız Amerika'nın bir Katrina kasırgası olmuştu yıllar evet. önce. Katrina kasırgasına biz yardıma gittik. Haiti'ye göndermiş miydiniz? Haiti'ye de gittik. Öyle hatırlıyorum. Haiti'ye, Haiti Japonya'ya. Yani dünyadaki bütün bu afetlerde İHA'nın çok ciddi bir tecrübesi vardır. Katrina kasırgasına gittiğimizde neyle karşılaştık biliyor musunuz? Şimdi... Bazen hani Türkiye'nin bu eksikliklerini de çok e, fark ediyoruz e, tamamlamak için önemli. Bak bu çok önemli. Yani eksikliğimiz elbette vardı. Ondan Sadece devletin değil. Yani soracağım ilk günler STK'nın da eksikliği vardı ama buna rağmen Amerika'yla ben bir karşılaştırayım. Kaçın kasırgasına gittiğimizde aynı dönemde Amerika telaferi bombalıyordu. Bakın Kuzey Irak'taki Türkmenleri bombalıyordu. Ve Türkmenlerin bombalandığı o yerde sadece İHA vardı. 7 tırımızla girmişiz içeri. Yardım götürüyoruz. Yardım Türkmenlere. götürmüşüz Türkmenlere. Aynı zamanda orayı bombalayan ülkenin vatandaşlarına da yardım götürüyoruz. Amerika bizi bombalıyor tırlarımızı ve halkı. Katrina kasırgasına da aynı dönemde yardım götürüyoruz. Katrina kasırgasına gittiğimizde yaşlı insanların e, gençler tarafından terk edildiğini, küçük adacıklarda birbirine sarılarak kaldığını beni aradılar. Ne yapacağız dedim spor salonlarına bakın. Biz Katrina kasırgasında yaş insanları toparlayıp spor salonlarında barındırdık. İhtiyaçlarını giderdik. Şimdi Amerika o kasırgadan kalkamadı. Altından kalkamadı. Çünkü kalkabilmek için gönüllülük çok önemli. Yani bakın gönüllülüğün sahip olduğu imkana hiçbir e, bürokrasi ve maddi güç sahip olamaz. Bir kere bunun adını koymamız lazım. O nedenle gönüllülüğü yasa yakaladığınız zaman onun hareket kabiliyeti, onun müdahale tarzı, onun müdahale hızı, onun fedakarlığı çok daha farklıdır. Çünkü karşılıksız gider. Çok doğru. E, şimdi o e, Katina Kasırgası'na yardım götürdüğümüzde e, bir gazete ismini vermeyeyim. Türkiye'de ulusal bir gazete büyük bir sur manşet girdi. Dedi ki Amerika bunu anlayamaz. Anlayamaz. Çünkü sen beni bombalıyorsun ve senin Katrina Kasırgan'a yardım eden, insanları kurtaran kurumun götürdüğü yedi tırı da. O zaman tek biz girmiştik yardım kuruluşu olarak. Etrafı tamamen abluka altındaydı. İHA'nın biliyorsunuz kriz bölgelerinde bize göre her krizde bütün ablukalar aşılabilir. İşte Mavi Marmara'da bunun bir e, çalışmasıydı. Şimdi doğal olarak şunu da söyleyeyim. Bakın Japonya'ya gittiğimizde Japonya'da en son uydu telefonu vermiştik arkadaşlara. Artık gelin dedim radyasyon yayılıyor. Arkadaş telefonun uzunda bana şunu dedi. Abi dedi. Burada Japon yetkililer bile çekildi radyasyondan dolayı. Siz de çekilin. Çekilemeyiz dediler. Burada hala yaşlı insanlar var evlerini terk etmemiş. Çok özür dilerim bir ara vermem lazım. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.